Mutluyum, yemek veriyorum. En iyisini yapıyorum. Huzurluyum, mutluyum. Aldatan kadını boşadım. Ellerini semaya açtı. Kendisini aldattığını iddia ettiği eşinden boşandığına böyle şükretti. Sevincinden evine işte bu pankartı astı. Üzerine bir de komşularına yemek dağıttı. Yemek dağıttık. Döner dağıttırdım burada bugün. Döner dağıttım. Gelen arkadaşlardan Allah razı olsun. İlginç görüntüler Antalya'nın Kepez ilçesinden. Daha önce marketçilik yapan ve şu anda ise Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan 55 yaşındaki Bahattin Uzunel eşiyle 18 yıl önce evlenmişti. Çiftin şu anda 9 yaşında bir erkek çocukları var. İddiaya göre Uzunel'in karısı geçen sene evi terk ederek kadın sığınma evine gitti. Hiçbir sorunumuz yoktu. Maddi yönden de sorunumuz yoktu. Hiçbir sorunumuz yoktu. Hanım ben sana yaşamak istemiyorum dedi. Kadın sığınma evine gitti hanım. 2 gün kadın sığınma evinde kaldı. 2 gün sonra kadın sığınma evinden çıktı. Bu adam buna hat almış. Telefon görüşmelerini çıkarttım. Buldum. Telefon görüşmelerini buldum. 220 sefer bu adamla görüşmüş benim işim. Bahattin Uzunel'in iddiasına göre eşi onu tanıdıkları bir adamla aldatıyordu. Çevresinden öyle duyum almıştı. Boşanma davası açtı. Ayrı yaşayan çiftin boşanma davası sürerken mahkeme Bahattin Uzunel'in 1682 lira tedbirli nafaka ödemesine karar verdi. Evinde bunu görenler var. Evinde bunu orada yaşatmış. Ben bunu şikayet ettim. Dedi ki ben mağdurum, eşimden boşanmak üzereyim. Onun 50 yaşında annesi var. Annesine bakıcılık yapıyorum. Bir dul bir erkeğin evinde 50 yaşında el ayaktan düşmemiş bir kadına bakıcılık mı yapılır? O şekil hakimleri de kandırdı, savcıları kandırdı. Benden de kavayı hak etti. 1,5 sene de ver benden kavayı diyorum. Boşanma davası devam ederken dedektif gibi iş süren Uzunel, iddiaya göre eşinin akrabasına 7 bin lira ödeyerek aldatma iddialarını kanıtlayan fotoğraflar satın aldı. Elindeki delillerle mahkemeye giden adam hem nafakadan kurtuldu hem de boşandı. Ben bu fotoğrafları almak için 7 milyar para ödedim. Çünkü benden nakav alsaydı 100 milyar, 200 milyar benden nakav alacaktı. Boşanmanın sevinciyle evine pankart asan ve komşularına yemek dağıtan Bahattin Uzunel çok mutluydu. Döner de şey, yemek veriyorum. Evet yedik. Allah razı olsun. Öyle bir insandan kurtulduğu için biz de seviniyoruz. İddiaların hedefindeki eş şimdilik sessizliğini koruyor. Eğer konuşursa yayın ilkelerimiz gereği ona da bu ekranlardan söz hakkı vereceğiz. Çocuğumu alırsam kurban keseceğim burada.